Aha Luffy. Buluyorum ya derinlerden. Bunda ban var mı? Luffy ban yan, yok ban yok yançarı. Emin misin bak ban olmadığına? Eminim. Da Şu görüntüden bile silah. ban yiyebiliriz yani bir iki gün var. Şu Instagram tabloda bize postlarını ban attılar. atsalar anladın mı? Hani niye attınız da diyemeyiz yani. Arkadaşlar bugün Ha. YouTube çekimi yapıyorum ve otostop çekeceğim. Bir arkadaşımın fikrine uydum. Bakalım neler yaşayacağız. Şu anda tam tamına Temin ortasındayım. Ve birazdan otostop çekmeye Temin başlayacağım. ortasında. Bakayım beni kim arabasına alacak, neler Kendini olacak, neler gel. bitecek. Bu tarz videoları beğeniyorsanız ve devamlı gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bu şu anlar beklemeye başladı gibi. Başlıyorum. Utanıyorum birazcık. Hayatımda hiç böyle bir şey Bu yapmadım. kurgulan mı peki? Yok. Bakalım neler yaşayacağız. Şu tarafa doğru yürüyeyim. Orada yol ağzı var. Oradan geleyim gideyim diyorum. Kimle konuşayım? Aha. Merhabalar. Maskem var. Bir de sizlere gideceğim. Beni bırakabilir misiniz? Necdet'e gideceğim ama. Yakın bir yerde gideceğim. Kurgu değil sakın ha. Kurgu değil lan. Ne kurgusu? Rujlar taze yeni sürülmüş. Az sonra otostopla birisini araba bağlarsam rujumu tazeleyeyim demiş. Arabada tekken arka tarafa çantanı ve şeyini bıraktım. Evet. Gizli kamera, gizli Her an kamera. birisi gizli kamera. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çılgın çılgın Aleyküm fikirler selam. üretmeyin arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim videoya izin verdiğin için. Bu arada maskemi çıkarabilir miyim? Tabii, çıkartabilirsin. Gerçekten çok bağlanıyorum. Rica ederim. Ne videosu çekiyorsun? Çok merak ettim. Ben böyle vlog tarzı videolar çekiyorum genelde YouTube'da falan. Nerede paylaşıyorsun? YouTube hesabımda. YouTube'da vlog tarzı bir şeyler çekiyorum. Nerede paylaşıyorsun? İzlesine.com'da. Niye orada paylaşıyorsun? İplenik olsun benim gibi yani anladın mı? Paylaşıyorum. Dailymotion TV'deyim ben. İzlerseniz onu beklerim orayı da. Yaptığım şeyler işte içlerinde ilginç maskeyi de çıkaramadım bu arada. Yani Şimdi bu oldu. yüzden hoca konudayım aynen. var mı böyle bir çalışma Gidiyorum falan? spora ya. Geldi hoca falan. Gidiyorum spora. Sen yapıyor musun? Ya fırsat bulamıyorum çünkü ben çok yoğun çalışıyorum. Benim güzellik merkezim var. Öyle mi? İşte yoğunluktan... Nereden geliyorsun şu an? İşten mi? İşten çıktım biraz Aa, ne yoğunluğum vardı. Aslında hastayım, rahatsızlandım. O yüzden eve gidip dinleneceğim azıcık. Yorgun musun? Ya yorgunluk değil de kadınsal durumlar diyelim. Malum Tamam. ay başındayız. Ben o zaman müsait bir yerde indiririm Beni az ileride tükür ablacım o zaman ya. Hiç boşuna hani yorulu devam etmeyelim anladın mı? Belli ki yanlış bir dönemde ben otostop çektim. Kadınsal haller diyelim. Sen ne tarafta oturuyorsun, ne bekliyorsun? Ben Mecidiyeklere gidiyorum şu anda Oo, arkadaşlarla. bana çok Ufak bir tersmişsin plan sen. var. Yok, beni bırakabilirsin. Biraz Ay daha ileride keşke başta bırakabilirsin. sorsaydım ben Ben sana bunu, inanamıyorum. Sordunuz ya. Bırakacağım bilmiyordum Ya zaten. normal şartlarda almıyorum kimseyi ama şöyle kılığına, kıyafetine baktım. Gerçekten zor durumda kaldığını Teşekkür anladığım ederim. için Beni aldım. utandırıyorsun. Ama Evet. inanılmaz terstesin bana. Beni utandırıyorsun. Nasıl Gerçekten ben yapsak? kıyafetim için mi aldım şu anda? Evet. Yani biraz böyle... Şoman gidim ya. Baktım böyle kaslı adeleli birisin. Tam tarzım Montumu gibisin. çıkarabilir miyim? Tabii, çıkartabilirsin. Çıkartırken soyun hatta Burada burada. telefonumu şarja koyabilirim değil mi? Allah Allah bütün imkanlardan yararlanabiliriz kanka sorma artık. Yer İstiyorsan git arkaya şöyle bir uzan kanka. Bilirsin. Hangi yanda şarj yazıyor? Arkada var hemen. Vereyim mi yapıyorum? Ha. Ay maşallah ne Aha! Bir şey soracağım. Erkekten bir şey olmuyor ya. Bu ne ya? Oğlum normal seviyeli maşallah dedi ilerliyorlar. ya. Oy Ay maşallah maşallah. dedi poposuna bir tane vurdu. Çocuğumuş gibi yani. Çocuğumuş gibi görüyor abi. Seviyor. Arkadaşlar kurgu falan değil. Az önce aldı arabasına. Hep beraber izlemedik mi videoyu? Bak bir de orası kesilmiş ha. Gördünüz mü orayı? Görmedik. Neresi kesilmiş Mete? Bir, Sen bu konularda bir, bayağı iyisin Mete. Söyle bakalım tam olarak neresi kesilmiş. video. Bize gerçeği göster Video. Mete. Video. Ulan hamsi. Hamsi ağızlı. Evet. Bir tane vuracağım suratının ortasına. Ya bak zorbalık yapma benim canımı sıkma. Sen de isterdin değil mi? Böyle bir hanımefendi senin poponu şaplaklasın isterdin arabada. Sen ne değilsin ya? Ya şöyle
şöyle söyleyeyim. 10 yıl önce ayrıldım. Bir oğlum var 14 yaşında. Babasıyla yaşıyor. Niye ayrıldın? Oy maşallah. Niye ayrıldın? Hadi bize bunu anlat. 14 senelik bir acıyı bize bir anlat bakalım buradan amına koyayım. Böyle dertlenelim. Oradan da rakıya gideriz belki. Şöyle söyleyeyim. Ben de evliliğe çok sıcak bakamıyorum şu an ama niye ayrıldın yani? Hani en azından bunu yaşamış biri olarak söyleyeyim. Ya ben özgürlüğüme çok düşkün olduğumu sonradan anladım. Kafalar uyuşmadı. Ben evliyken çalışmıyordum. Ne konuda özgürlük mesela? Ya hayat konusunda gezme, tozma. Ben alkol kullanmayı çok seven bir kadınım. Ama evliyken bunların hiçbiri... Baba Soner ne diyor? Yay burcu kadın diyor. Nasıl bir... Sen nerenin mühendisisin ya Soner? Aman sen isen. Fark ettim. O dışarıda bir hayat olduğunu. Adam haklı mı yani? Adam haklı mı? Alkolden dolayı kocayı bıraktıysan adam haklı mı oluyor biraz? Ya öyle demeyelim de. Hızlı bir kadın mısın? Evet. Seviyorum. Yaşamayı seviyorum yani hayatı yaşamayı. Bir de hayatı sonradan keşfettiğim için belki de bu kadar çok geziyorum, bu kadar çok alkol alıyorum. Daha önce çok dümdüz bir hayatım bana vardı. Bana yaptığın en çılgın şeyi söyle. Yani, yürü be abla. Bunu da söylemesem şimdi video çekiyorsun. Söyle. Sonra... Çekiyor onu oraya. Keseriz ya. Videoyu kapattıktan sonra söylesen olur mu? Olur. Tamam videoyu kapatırım. Onu sonra anlatırsın bana. Peki. O kadar mı çılgın bir şey? Ya özel diyelim biraz özel. Özel bir çılgınlık. Allah'ım ben nasıl bir kadına denk geldim ya. Ben böyle bir YouTuber olmak istiyorum artık ya. Bir an önce ben artık bu seviyeye geçmek istiyorum ya. Otostop çekeyim, kadın denk gelsin. Bütün yol boyunca ona matematik anlatayım. Ne arıyorsun? İstanbul'a gelip çekeceğiz çağrı bunlardan. Çekeceğiz mi Gugu? Söz. Bak şöyle bir şey yapacağız. Önce sen otostop çekeceksin. Aynen. Sonra kimse almayacak beni. Sonra ben otostop çekerken sen de çekeceksin. Tamam. Ben otostop çekeceğim ama yani bineceğim ben. Sen çekersin. Çekmeye devam edersin. Videoyu izlerken sen de çekersin otostopu. Sen tam da ne arıyorsun? Gerçekten nereye gidiyorsun şu an? Eve gidiyorum. Bak ben bu olsa ben ne bu? Ayrıca kağıthane mecideki o kadar da ters değil ablacığım ya. Aynen ben de onu diyecektim. O kadar da şeydir onu yakalamışken. Ben şu noktada videoyu kapatırdım hocam. Bak burada yalan yok delikanlı gibi anlatayım size şimdi. Böyle bir tabloyla karşılaştım. Kadın benim popomu çaprakladı. Ben de buna rahatsız olmadım. Diyelim ki. Hani rahatsız olurdum. Sağ çek hemen ben inmek istiyorum ne yapıyorsun sen? Yapardım o benim tarzım o şekilde ama. Bu noktaya kadar rahatsız da olmadıysam artık bu saatten sonra video bitmişti benim için yani. Öyle söyleyeyim sana. Ama bu arkadaş hem de para da kazanayım istemiş. Videoyu da yapayım demiş. Güzel bir hareket yapmış. Nerede oturuyorum ben? Kiralıkhanede oturuyorsun. Hı-hı. Bu arada mekanlar kapalı. Nerede kahve içiyoruz? Yani benim evim müsait. Senin içinde bir sakıncası yoksa... Ne sakıncası? Nasıl bir sakınca olabilir lan benim için? Nasıl bir sakınca olabilir? Gerizekalı! Sıçarım senin ağzına. Ne sakıncası olabilir lan benim için? Oğlum babasıyla dedi. Manyak konuşmayın! Tamam kanka. Ne sakıncası olabilir? Gidelim hadi sür. Sürelim ayağım titredi. Oğlu sür. Varmış abi. Oğlu babasıylaymış ama sıkıntı yok. Babasıylaymış neyin sakıncası olabilir? Bir daha sakın! Sakın lan sikerim. Sakın lan sakıncası. Neyin sakıncası olabilir? Salak yemin ederim gerizekalı. Nereye gitti ya bu Çağrı fırsattan istifa ya da biraz da oldu. Yağmur. Hı. Profesyonel bir yayıncı olarak başladık yayını kontrolünü alsana. Ya bırak yayın kontrolünü. Yayın kontrolü gitti. Yayın kontrolü ya. Kontrol manyağı. Bir sakinleştim geldim. Çayımı aldım geldim. Aşkım hayatım süper sevgilim benim. Hiçbir sakıncası olmaz. Senin sen de içerim o zaman kahve. Benim hiçbir sakıncası olmadığı gibi memnun olurum yani. Kontrol gitti abi. Az önce ne yaşadık biz ya? Yayın saati kısaldı arkadaşlar. 5 saat olacaktı. 4 ya saate bu tarz düştüm. Sorular yani. Ne sorulur mu ya sakıncası olabilir? Niye sakıncası olsun ya? Oğlum babasıyla. Senin oğlun mu var? Tabii benim 15 yaşında bir oğlum. Baba niye konu sürekli amına koyayım? Aynı konular üzerindeki iki tarafını da anlaşamadığı bir şekilde devam ediyor. Az önce söyledi babasıyla ayrıldı. Niye ayrıldınız dedin 14 senelik ilişki dediniz. Senin oğlun mu var? Demek ki kafalar hala kafalarda değil yani. Akıl çoktan gitmiş bile olabilir yani.
Senin oğlum mu var? Ben sormuyorum, burası soruyor. Ben dedi kontrol, ben dedi yani. Oradan geliyor, sorular oradan geliyor. Oğlum mu varmış? Sor bakalım. Evde olacak mıymış? Onu da bir sor bakalım. Ona göre hareketlenelim. 15 yaşında. Aynen 15 yaşında. Aynen. Nasıl bir aile? Eski eşinin ailesi nasıl bir aile? Yani nasıl bir aileyle evlendin? Nasıl bir aileyle hayat kurdun? Tutucu diyelim. Tutucu bir aile. Tutucu? Aynen. Yani muhafazakar. Muhafazakar. Ha, anladım. Anladım. Sen de o kafalarda değilsin. O zaman yakalayamadınız birbirinizi. O zaman kahve içmeye mi? Sana mı gidiyoruz? Evet. Dışarıda bir yerde de içebilirdik ama... Ama mekanlar kapalı biliyorsun. Şu an oturmak yasak. Bana mı yemem yok? Seni merak etme. Yok ya. Bir an korktun sanki. Yok ne bileyim. Bir cesaret edemedin. Yok, ne oldu yani? Eşim sıkıntılı falan. Ya hayır galiba. Onlar sonuçta yanlış burada... Yanlış bir durumda kalmak istemem. Onlar burada değiller çünkü sonuçta. Ben... Ya rahat olabilirsin. Ha o zaman. Hiçbir şey bilmiyorsan polis çağırsın. Bilsene salak orada kız espri yapıyor. Sorun yok değil mi çekmemde? Yok. Çantamı alayım hemen. Çok lütfen. Tanıdık geliyor. E çanta arka koltukta değil. Sakın Çağrı abi, aklından bile geçirme kurguyu. Yok öyle bak, şey abi. Bak Mami. Hayır abi, hayır. Bir an geldi ama yok. Bak yok, Mami. Yok, ayağın oradaydı çanta adamın. Bak. Giderken aldı, aşağı koydu ya abi. He. Ona göre ha bak. Ona göre. Tamam. Tamam. Sorgulamıyorum orayı. Orayı sorgulamıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada eğer senin için sakıncası yoksa... Çekebilir, bir daha çekebilir miyim de hadi amına koyayım. Bir daha bir... Senin için bu arada sakıncası yoksa iki cümleden bir de soruyorum. Bir daha çekebilir miyim? Devam edebilir miyim? Ya zaten kahve içeceğiz ve benim için gerçekten egzantrik bir an, anladın mı? Yolda senle tanışacağım ve kahve içeceğim. Onları da paylaşalım. Sıkıntı mı? Yok. Seni yormuyorum değil mi? Yok, estağfurullah. Tamam, o zaman ben kamerayı buraya koyacağım, sabitleyeceğim. Şuranın üstüne böyle... Ananı sikiyim. Ben bu videoyu hatırlıyorum lan bir yerden. Bu ne zaman çıktı bu video? Ya salak. Yok, o değil abi. Çok sanadık. Ben bu videoyu... Rahat bir 4-5 senesi var, ben bu videoyu izledim. İnanmayacağınız. O ne ya? Ne yapıyorsun sen? Bu da diğer kamera. Ne yapıyorsun? İzin aldım zaten sana. Modunu çıkartır izin yer var mı? Tabii alayım ben. Teşekkür ederim. Nerede kullanacaksın bu çekimleri? Normal işte YouTube kanalında falan kullanmayı düşünüyorum. Sen keyfine bak. Oturabilir miyim? Tabii tabii. Sen keyfine bak. Güzel. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Siz de benimle beraber şahit oluyorsunuz. Biri beni bu şekilde... Aa izleyeceğiz mi? Niye konuşuyorsun? Onları söylüyordum ya. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Bunları biliyorum. Nerede işebilirim? Telefonda konuşuyorsun. Nerede işebilirim? Fark etmez. Az önce sen yatak odasında ya da ne olur. Bu ne ya? Yatak odasında değiş. Tabii. Tamam. Yatak odasında. İşte gerçek profesyonel. Helal olsun. Yatak odasında değişiyor. Helal olsun. Oh aklım çıktı bir an lavaboda değişecek diye üstünü. Yatak odasında. Doğru hareket yatak odasında değişmesi. Onu söyleyeyim size. Onu söyleyeyim. Zaten edemiyormuş Mete abi. Bir şeyler içmek ister misin? Olur, sen ne içeceksin? Viski doldurabilirim arzu edersen. Arzu ederim. Ne demek arzu edersen? Viski, hayatımızda viski mi gördük amına koyayım? Koysana içelim. Abla. Koy koy viski koy, alkol bedava. Ben halkını kullanmasam. O zaman çay yapayım hemen. Tamam, süper olur çay. Tamam. Ata! 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 Olabilir abi böyle şeyler. İlk videosu. Ata! Böyle bir durumda... Böyle bir durumda hayatında ilk defa bile alkol içecek olsan içmelisin. Büyük hata. Evet, o zaman. İlk videosu bir de. Of. Devam ediyorum. Kahve çok tüketmiyorum aslında. Niye kahve dedim ben arada o zaman? Seni kandırmak için. Niye kandırıyorsun ya? Ya düşün bakalım bir. Şöyle çakraların falan bir açılsın. Tütsü yaptım senin için. Çakraların açılsın, tütsü yaptım. Beni giyindin mi? Tamam telefonum... Ha şurada. Tamam ben giyindim mi? Şimdi ne içiyoruz sonuç olarak? Çay. Ha şurada. Giyindin mi?
Jordan short. Bir dakika, abi. Bir dakika. Kodayı bir saniye, evet, bir saniye. Ya Çağrı. Bu göz, o gözden kızlar, kaçmayın. Kızlar, çıksanıza bir yayına. Özel bir şey bakacağım ben. Bir çıkar mısınız? Sesim çatallaştı. Bir müsaade var mı? Bir müsaade var mı? Bir müsaade edin abi. Ona göre ben şey yapayım hemen. Aa abi, at heykeli var masasında. Tamam, biz aşağıya gidelim. Tamam, biz alt odadayız ya. Alt odadayız, aynen. Tamam. Alt odaya gitmenize gerek yok yani. Discord yayınından çıksanız da yeter. Ben utandım şimdi de. Tamam, çıktık. Tamam, çıktık. Bir dakika. Çok yavaşlattın lan. Burada bir inceleme yapıyoruz. Mete 53. Ha, kıskanma, tamam. Çıldırma bir dakika. Niye ekranı kıskanacağım ya? Oy. Güzel heykelmiş. O ses hangi piç verdi arkadan? Abim geldin, otur artık. Geldin, otur artık. Çirkinleş beyin. Bu da mı kurgu? Bu da mı kurgu? Hepsi kurgu. Bu da mı kurgu? Abi kurgu. Abi kurgu. Bu da mı kurgu? Bu işin kurgusu yok arkadaşlar. 30 yaşındayım. Bu işin kurgusu yok. Allah Allah. İleride dersiniz Çağrı abim. Demişti bu işin kurgusu olmuyor. Kurgu kemiğe dayandı mı? Ne içiyoruz sonuç olarak? Çay. Çayın da olur mu? Olur olur. Gelebilir miyiz Çağrı? Gelin gelin, çay içiliyor. Ben de çayımı tamam aldım. Nelerden hoşlanıyorsun genelde? Ne gibi? Spor dışında başka yaptığın neler var? Ne gibi? Çok şeyden hoşlanıyorum. Keyif aldığın şeyler neler? Farklı bir yere benziyorsun belli. Yok ya, kendi ailemin çocuğum. Şaka yapıyorsun. Yani otostop nereden çekerken... Nereden anladın çapkın olduğunu? Otostop çekerken tamamen onu... Çoraplarından anladım, çorapların çünkü şey çorabı. Bu... Çapkın çorabı. Eşofmanı biraz şey, çapkın çorabı. Muti de giyiyor aynı çoraplardan. Kulaklandın yani acaba? Sen evet abi, çapkın çorabı yani bu. Aynı çorabı Muti'de de gördüm ben. Spor ayakkabısının üstüne çekiveriyor. Yani, sen de iyi cesaretlisin. İşte ama eve davet etmeler, falan filan. Abi sen de bir tık abi rahatsın ama. Teşekkürler. Şöyle alayım da malum bölgeye bir şey yapalım. Sen her söylediğime inanma istersen. Maşallah Adele'lerin de çok iyiymiş. Adele. Ay niye pardon, sen ne diyorsun? Kaspiyon. Adele değil mi bunlar? Tamam Adele olsun. Hani bu sporcu olan sensin. Ya Allah'ın yaksın ya. Çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun başka? Takılayım. Hadi artık sevişiyorsunuz, sevişiyorsunuz. Hadi sabah okul var amına koyayım hadi ya. Şu an chatte öyle dönüyorum. Abi amına koyayım hadi ya bak. 2 saattir. Anladın mı? Konuya giremediler ya. Sen neler yapıyorsun, sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum. O ne yapıyor, onlar ne yapıyor, anladın mı? Kız arkadaşım var. Yok ya. Tek bir kız daha zor. Evet değil mi oğlum? Senin erkek arkadaşın var mı? Yani benim arada oluyor, bırakıyorum. Bazen oluyor, bazen tek günlük ilişkilerin oluyor mu? Yok, öyle şey değil de... yani senin düşündüğün gibi fark body falan filan yok bende. Olursa olur, olmazsa yok. Yani olursa oluyor, olmazsa hiç olmuyor. Allah Allah! Olursa oluyor, olmadı mı hiç olmuyor. Olursa oluyor, olmazsa olmuyor.
Kimseyi almıyorum hayatıma. Böyle böyle peki yoldan seçiniyorsun herhalde. Asla. Yoldan otobanda. Sen bu gece herhalde manuel devam etmek istiyorsun gecenin karanlığına. Yok olabilir canım ya. Ya sen de normal şartlarda herhalde onu bana çekmezsin. Anlatamıyorsunuz diye düşünüyorum yani. Video ne zaman başlıyor? Ulan Göktürk 25 TL'ye videonun 9. dakika bitmek üzere video. Yani YouTube platformu çerçevesi içerisindeki videomuz bitmek üzere. Video ne zaman başlıyordu? Güzel şaka. Verdim efektini amına. Var mı da güzel şaka? Orada olmayacaktım da yani. İmplor demişim bak ne kadar. Nasıl gelişti olay? Neden olay? Gidelim onlara gideyim ben. Arabadan falan mı? Şimdi kafamda belli sorunlar. Ben bir YouTube videosu çekmek için orada bulundum ve otostop çekme macerası çekiyordum işte. Kim beni alacak arabasına diye. Ay şaka yapıyorsun. Senden ben de aracı bozuldum. Aslında senden önce birkaç kamyon durdu. Yani bir iki tane kamyoncu durdu sağ olsunlar. Bir tur onlarla da çay içmek zorunda kaldım. Ne yalan söyleyeyim. Yardıma ihtiyacım var mı dedim ama o sırada ben böyle daha spontan bir şey yani oraya gidip nasıl devamını çekti mesafe edemedim açıkçası. Dudaklara bak. Kamyoncular durmamış yoksa seni harcarlardı valla. Dua et de karşına ben çıktım. Yani durdu dedi ya. Nasıl harcayacak? Yani ben olsam ben bir kamyoncu olsam senin gibi bir yakışıklıyı asla kaçırmam herhalde. Kamyoncu ne yapsın beni ya? Ya öyle düşünme bence. Kamyoncu beni ne yapsın ya? Beni korkutmazsın değil mi? Bilmiyorum artık korkmam mı gerekiyor sence? Oraya oturup. Ama sen arabada da zaten sürekli korkarsan polis çağırsın tatlım yani. Mesafeli izleyelim mi? Yok yok o ayaklarını böyle iyice birini buraya birini buraya koy. Böyle tam değil böyle koy. Bir ayağını öbür tarafa yani bu tarafa koy tam böyle. Manzara şey yap yani. Böyle olmaz yani bu. Bu kadar edepli olmayalım yani oturtma konusunda. Sıkılmamıştım ama. Ah, emin misin? Vallahi sıkılmamıştım. Sıkıcı biri değilsin yani, eğlencelisin. İstediğin bir film var mı acaba? Bilmem, ne izleyelim? Valla bence bir film izleyelim. İkinci bölüm bitti, ikinci bölüme geçtim. Grimm'in 50 tonu. Tamam, aç olur. Grimm'in 50 tonu mu? Evet. Hani marjinal böyle. Sever misin tarzı? Et kurgu bu arada. Net. Baba bir şey söyleyeyim mi? Hoş geldin. Bakın bir şey söyleyeyim size. Durumun ciddiyetini, kurgu olmadığını şuradan anlatayım. Az önce kameram buradaydı. Şimdi kameram birazcık daha sağa çekme zorunda kaldım. Temastan sonra özellikle. Anladın mı? Net kurgu. Net. Biraz daha böyle büyüdü orada. Birazcık daha sağa almak zorunda kaldım yani. Gümüşün abi bu kurgu mu diyorsun yani gerçekten? Net kurgu kardeşim net. Nasıl ya kurgu? Ben bu videoyu izledim daha önce. Evet. Yani sen de anlayacaksın. İlerlet birazcık kardeşim. Bu arada selamünaleyküm herkese. Aleykümselam. Bu arada aleykümselam. Bu arada arkadaşlar biraz daha ilerledikten sonra kameram yetmeyebilir. Discord kameralarını da yayına alabilmek zorunda kalabilirim. Çünkü şu an için hani şu an için ben kurtarıyorum. Benim kamera kurtarıyor. Birazdan ama bakalım. Yok yok para yok. Direkt ikiden başlayabiliyor muyuz? Yok sorun değil. Direkt yüz açabiliyorum. Önemli değil. İkinci de falan izleyeceğiz. Ben 10. izleyişim diyebilirim yani. Bu şey gibi videoya başlayıp 20. dakikaya sararsın. Bunun konusu ne? Nasıl bir tatladık bir saniyede. Yok. Abi zaten bu nasıl bir oturma şekli abi zaten bu? Ya hadi ya. Ben izlemedim. Şöyle ama geldiğinde duymuştum sinemada. Çok zengin bir adamın, çok sekse düşkün, yanında çalışan bir elemanını, yani bir personelini, kendi evinde... Sikiyor! Böyle bir film ya bu! Bu böyle ahlaksız bir film ya! Terbiyesizlik yapma ya! Terbiyesiz adam! Çok özür dilerim. Ayıptır. Pardon, özür dilerim. Şu filmin konusunu söyledim ya. Sikiyor ama nasıl sikiyor, öyle bir izlemek lazım. Binlerce, defalarca, saatlerce sevişme sahneleri, farklı fanteziler, işte kadına yatağa bağlaması, bileğe bağlaması, sabah yapıyor. Şimdi onu mu izleyelim diyorsun? Tarzın değil mi? Yok, sıkıntı yok. Açayım mı? Aç, aç, aç. Hiç merak uyandırmadım sende. Yok, ya. Sıkıntı yok. Yeni duşumu almıştım ama olsun. Lan dedim de, kapım açılmıyor canım. Bahsettiğim sahne burasıydı işte.
Ya var ya. Senin de fantezilerin var tabii ki. Niye? Aaa! Ne? Ata! Abi o kim? Unuttum gittim. Uçtum gittim. Anne! Hadi anlat şimdi enişteye. Bak şimdi. Anne! Ula! Bak. Çağrı çocuğun ilk gözüne bak. Bak bak nasıl toparlanıyor. Hayırdır ya? Kamera ver lan. Bırak şunu. Bırak. Çocuğun ilk gözünü duydun mu Çağrı? Bir saniye. Yanlış aldım. Bırak. Kardeşim bir saniye bu arada ya, yanlış anlayacağım bir şey yok. Sen niye bekliyorsun ya? Sen kim? Sen kimsin? Ne geliyorsun burada? Bu kim abla? Kardeşim ben arabamın araban bozulmuş, otostop çek. Olabilir yani. Buraya nasıl geliyorsun? Bu kim? Araba mı? Otostop çekmeye geldim ben buraya. Ne yanlış anlıyorsun sen hemen? Araban bozulmasaydı ben çekmek ister miydim otostopu bu evde? Allah Allah. Hani nereden çıktın sen? Niyetimiz ciddi diyorum ya. Ya ben başka zaman geleyim ya. Sen niye bu kameralar ya? Sen kardeşim. Kötü bir şey yok. Olsa kameralara... Bak tehlike geçmiş. Kurgu olamaz abi bu. Kurgu olamaz ya. Var var bir şişkinlik var ama. Şişkinlik inmiş ama. Ne geziyorsun burada? Sana ne? Nasıl bana ne? Sana hesap verecek. Kaç yaşında ne? Sana mı hesap verecek? Evet sana hesap vereceksin. Barış, onunla konuş o zaman ben ne bileyim. Barış tamam lütfen. Çekil. Sen gider misin lütfen? Daha sonra görüşürüz. Lütfen. Bir oturur musun? Gel şuraya. Sakin ol. Ben şortumu orta aldı gideyim. Gugu ikinci bölümü var mı bunun? Tamam bana ilk olarak git yapma. Bu sırada çocuk da böyle yapıyor. Biz korktuk değil lan. El kol hareketi yapma bana. Yapacağım işte. Al sana el kol hareketi. Arka tarafta bir videonun görünmeyen kısmında da adam böyle hareketler yapıyormuş değil mi? Bu el hareketleri. El kol yapma dedim sana. Hayır yapacağım. Sana al işte tahtiye diyeceğim. Tahtiye rezil ettin lan. Bir tane vuracağım işte suratına. Sen olayı gidiyorum oğlum zaten. Ya hadi ne duruyorsun ya? Ulan bu. Lütfen tamam hadi. Ah be. Ah be. İşte şimdi eve dönerken çekmiştir diye düşünüyorum. Otostop manasında yani. Otostop çekmiştir. Çünkü kadının arabasıyla geldiler buraya kadar. Buradan sonra tekrar nasıl dönecek? Otostopla yine. Üzdü. Harbiden üzdü. Yorumlar kapalı mı? Tabii kapalı. Kurgu oğlum ne yapacaksın? Abi yapma gözünü söyleyeyim. İnsanlar yorum yapmasın saçma sapan diye. Müzisyen miymiş? Müzik işareti var isminin yanına. Resmi sanatçı kanalı. Darbukacı. Mutsuz bir son. Ah be. Üzdü be. Peki bir şey diyeceğim Çağrı sana. Ya Mame şu göğüs büyütme videosunu niye atıyorsun kardeşim ya? Büyütmeyeceğim göğüslerimi ya. Efendim Twitch'in abi. Şimdi böyle bir videoyu sen çekmiş olsan. Evet. Aynı şekilde bu olaylar senin başına gelmiş olsa. Evet abi. Bu videoyu yayınlar mısın yayınlamaz mısın? Yani böyle bir videoyu çekmek için mi gitmişim ben oraya? Gerçi sadece video için mi oradayım yani? Ya işte bu elemanın yoksa aynı. Amaçtan şaşmış mıyım yani o dakikalar itibariyle? Amaçtan şaşmışsın zaten. Buradaki çocuk da amaçtan şaşmış. Çocuk gelmeseydi zaten bunun şeyini başka bir sitede izliyor olacaktık yani ifşasını. Ben yayınlamazdım abi. Yani. Yayınlamazdım. Hatta sürekli bu videoyu çeker çeker yayınlamazdım yani öyle söyleyeyim sana. Nokta. Her hafta aynı kontenti bir tur denerdim yani öyle söyleyeyim nokta. Gudaf 50 TL göndermiş kardeşim çok teşekkür ediyorum. I'm Göktürk 25 TL göndermiş. Bu şey gibi videoya başlayıp 20. dakikaya sararsın boyut atladık bir saniyede demiş. Burası önemli olan bizim için detaylardı kanka. Gugu helal olsun yine sana yakışan bir video bulmuşsun harbiden. Gugu yok. Ha yok mu nerede?
Vallahi yukarıda koyun kovalayı. Vay amına koyayım. Ne yapıyorsunuz lan burada?